Herkese merhabalar. Buse'nin doğum günü hediyesi olarak almış olduğu Barbie'nin Skipper, Barbie'nin kız kardeşleri. Bebek bakıcısı Barbie'leri açmaya devam ediyorum. Tiana'nın minik bebeği için minik bir tulum dikmiştik. Yine yetiştiremediğimiz bir çalışma daha vardı. Beşiği için battaniye ve yastık yapacaktık. Onu yapacağız videonun sonuna doğru. Ve bir de asıl videomuzun konusu ana karakterlerimiz. Diğer bebek bakıcımız, onu da kutusundan çıkartacağız. İnceleyeceğiz. Özelliklerini keşfedeceğiz. Eğer ihtiyaç görürsek onun için de bir dayı çalışması yapabiliriz. Aa, aklıma geldi arkadaşlar, ne olabilir biliyor musunuz? Hani olur ya, bebeğini dışarıya gezdirmeye çıkarmıştır. Tam o sırada yağmur yakalanmışlar. Hemen yağmurluğunu açar, bebeğini yağmurdan korumuş olur. Evet, ne dersiniz arkadaşlar? Biraz zor olacak ama kutumu açarken biraz fikir jimnastiği yapmış olayım, nasıl yapabilirim diye. Hadi başlıyorum. Arkadaşlar, bebeğim güzellik karşısında yine ağzım açık kaldı. Muhteşem güzel. Bakın yine konuşamadım. Hem kulaklarınız biraz rahat etmiş oldu, hem de ben bebeğimi iyice doya doya izlemiş oldum arkadaşlarım. Hemen bebeğimin güzelliklerinden ve özelliklerinden bahsedelim. Saçlarına bayıldım. Saçını gördükten sonra inanın saçlarımı bunun gibi boyatmak istedim arkadaşlarım. Ne dersiniz? Bana yakışır mı? Bence olur. Yani çok abartılı değil. Şu iç tarafları lila rengine. Lilayı saç da çok severim. Kırmızıdan, pembeden daha çok severim. Lila çok yakışmış. Bana yakışır mı acaba arkadaşlar? Saçımın böyle belli bölgelerini, yani alt kısımlarını böyle mor ya da lila yapsam, üst tarafları da yine kendi saçım kalsa ne kadar da yakışmış. İstersem saklarım böyle, değil mi? Bakın, hiç de abartılı durmuyor. Bence muhteşem güzel ve bana bir ilham kaynağı olmuş oldu arkadaşım. Bir bebeğimin tişörtü çok güzel. Tek gözünü kırpmış, harika gülen yüz şeklinde bir emoji var ve emojimiz dünya şeklinde arkadaşlarım. Yani dünyaya gülerek ve çiçeklerle bak diye göz kırpmış. Bence muhteşem güzel arkadaşlarım. Evet, video başladı. Buraya kadar hiçbir soru sormadım değil mi arkadaşlarım? Sadece nasılsınız dedim, onu bile sormadım galiba. O zaman nasılsınız? Önce onu sormuş olayım arkadaşlarım. Keyifleriniz, moralleriniz, dersleriniz nasıl canlarım? Evet, birinci sorumu sordum. Şimdi ikinci soruda. Arkadaşlarım, bebeğimin tişörtündeki mesaj nedir? Hadi bakalım, herkesten kısacık kompozisyonlar bekliyorum. Ne anlatıyor burada? Hemen yakından göstereyim. Bence bu resimden muhteşem güzel bir kompozisyon çıkar arkadaşlarım. Ama sizler kısacık istediğiniz şekilde ne istiyorsanız, şu resmi gördüğünüz zaman ne anladığınızı bana lütfen yorumlara yazar mısınız? Emin olun tek tek hepsini okuyacağım. Çünkü bayılırım kompozisyon okumaya. Bebeğimi inceledikten sonra Tiana ile karşılaştıracağım. Çünkü ortak noktaları var. Bakalım size de sormuş olacağım. Ne kadar dikkatliyiz arkadaşlarım. Eteğine geçelim. Eteğimiz kot etek. Mavi renkte ve taşlanmış. Yırtık etek görünümü verilmiş. Mavi bir çantamız var. Çanta tam benim istediğim gibi. Fonksiyonel bir çanta, çünkü çantanın içine kullanılabilir. Bakıcısı oldu bebeğin ihtiyaçlarını çantasına rahatlıkla taşıyabiliyor. Çünkü çanta kullanılabilir. Ağzı açık bir çanta. Muhteşem. Eğer ağzı açık olmasaydı ben ne yapardım arkadaşlarım? Burayı keserdim biliyorsunuz değil mi? Daha önce yapmıştım böyle bir şey. Ayıcımızı da koyalım. Sanırım bu kahve kendisi için. Elindeki su şişesi de bebeği için. Çantamız da çok güzel. Evet, bir eksiğimiz var. Bebeğimizin ismi ne olsun arkadaşlarım? Dünkü bebek bakıcısının ismini koymuştuk, Tiana'ydı. Buna ne diyelim arkadaşlarım? Bana da hadi bakalım, sizin de fikirlerinizi istiyorum ama benim aklıma bir isim geldi gülleri görünce. Gülçin diye isim var arkadaşlarım. Ne dersiniz? Yoksa daha iyi bir öneriniz var mı? Hani şu gülleri görünce ona Gülçin ismini yakıştı. Aslında gül olsaydı adaş mı olsaydık? Hayır hayır. Gülçin iyidir arkadaşlarım. Ama sizin daha iyi bir fikriniz varsa lütfen bunu da yorumlara yazın. Şimdi minik bebeğimize bakalım. Aslında o bir bebek değil. Çocuk, sanki birazcık büyümüş. Sanki 1,5-2 yaşında var gibi arkadaşlarım. Ne dersiniz? Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Ve önünde bir cips mi var? Bu nedir? Bebeğine kreker almış. Bakıcının elinden su şişesini de alalım. Arkadaşlar, bebek arabasının bir özelliği varmış. Hadi gelin birlikte onu keşfedelim. Bebek arabamız mor koltuklu, siyah tekerlekli ve gri metal aksamlı. Yani metal aksamlı derken metal görünümlü. Tek bir metal parçası yok. Her şey plastikten yapılmış. Bebek arabasında bahsedilen özellik şu arkadaşlarım. Aşağı yukarı iniyormuş. Yani sanırım boy ayarından mı bahsediyor? Neden bahsediyor? Bunu nasıl bileceğiz? Gülçin, sen söylemeden önce özelliğini ben keşfettim. Hiç de tahmin ettiğim gibi bir özellik değilmiş. Ben yukarı aşağıya kalkacak. Hani arabanın yükseklik ayarı ya da yatış pozisyonu vardır zannediyordum. Hayır, öyle bir şey yokmuş. Bakın arkadaşlar. Sanki arkadaşlar tekerleklerin amortisörü varmış. Tümseklerden geçerken bebeğimiz hareket ediyormuş işte böyle. Nasıl da sallanıyor. Çok keyifli. Acaba bunun anlamı gerçekten bu mu, yoksa bebeğimizi böyle sallamak, oyalamak için mi? Ne dersiniz arkadaşlarım? İşte böyle. Arabamızın özelliğine bayıldım. Kupkuru dümdüz bir arabada yapabilirlerdi. Gerçekten bu setlere Mattel acayip uğraşmış arkadaşlarım. Setin içinden çıkan her bir parça, ambalajı, bebeklerim, hepsi beni çok mutlu etti. Yani gerçekten hiçbir kusur bulamıyorum. Bulduğum kusurları da tahmin ediyorum.
Mesela çıplak olan bebeğime bir tulum dikmiştim. Beşiğin içinde güya bir yastık ve battaniye varmış. Ama onlar plastik ve zemine çakılı. O yüzden şimdi biraz sonra sizlerle birlikte mis gibi lavanta kokulu bir yastık, bir de battaniyeyi dikeceğiz. Yani eksiklerimiz bitmiyor arkadaşlarım. Bebeğin mi var, işin çok. Peki bu arkadaşımızın neye ihtiyacı var? Parka gidiyorlarmış. Ay yandık. Evet, videonun başında bahsettiğim gibi bebek arabamızın tentesi yok. Tiana'cığım sen de gel, bebeğin sahipsiz kalmasın. Gülçin her ikisine bakamaz ki. Neredeydin sen? Ya şey, telefonla görüşüyordum. Ben bu şehre okulum ve eğitim için geldim. Ailem başka bir ülkede. Onlarla görüşüyordum Gül ablacığım. Anladım Tiana'cığım. Bir dahaki görüşmende ailene bizim de sevgilerimizi iletir misin? Evet Tiana. Bu arada tanışmadık seninle. Gel tanışalım. Ben Gülçin. Ben Tiana, memnun oldum. Ülkeniz çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum. Hoş geldin ülkemize. Demek okul için buradasın. Ben de öğrenciyim. Sen hangi okuldasın? Hangi bölümdesin? Oo, bakıcılar arkadaş oldular, kaynaştılar. Sohbet etmeye başladılar bile. Onlar sohbet ederken ben de onların bebekleri için dış çalışmalarımı yapmaya başlayayım. Öncelikle bebek arabası için yağmur kapacağımı söylemiştim. Hadi başlayalım. İşte bu yağmurluğu bakın neden yapacağım. Biraz önce açmış olduğum kutunun penceresini atmadım. Şu şeffaf olan kısmından faydalanacağım. İşte böyle oldu arkadaşlarım. Açtığımız oyuncağın paketini değerlendirdik ve bebek arabamız için bir yağmurluk yaptık. Nasıl oldu arkadaşlarım, beğendiniz mi? Hadi bakalım, herkesi yorumlarda görmek istiyorum. Fikrinizi, eleştirinizi, önerinizi her şey yazın canlarım. Beni oraya yalnız bırakmayın. Hadi bakalım, diğer dayıma geçiyorum ben. Gülçin'cim umarım işine yaramıştır. İşini kolaylaştırmak istedim. You feel this.
Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, işte yapmış olduğum dış çalışmalarım da bitti. Nasıl oldu? Yastığım, battaniyem ve bebek arabam için yapmış olduğum yağmurluğu beğendiniz mi arkadaşlarım? Tekrar söylüyorum, hadi bakalım herkes yorumlara. Hepiniz orada bekliyorum canlarım. Şimdi veda zamanı, şöyle bir özetleyelim. Bu videoda ne yaptım? Buse'nin bana almış olduğu ikinci doğum günü hediyemi de açtım. Açtığımız ambalajı değerlendirip bebek arabamız için bir yağmurluk yaptık. Süsledik, fonksiyonel bir hale getirdik. Yapımı oldukça basit. Bu çalışmaları sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama kullanacak olduğumuz malzemeler sizin için biraz tehlikeli olabilir. Mutlaka büyüklerinizden yardım isteyin ve onların gözetimi altında yapın arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ve bir challenge yapalım arkadaşlarım. Videomuzun sonunu böyle bitirmiş olalım. En beğendiğimiz bebek bakıcılarından bahsetsek, yoksa en güzel bebekten mi bahsetsek? En şirin, en sevimli, ikisi de birbirinden güzel. Yoksa yapmış olduğumuz dayı çalışmasından bahsetsek arkadaşlarım. Evet, bundan bahsedelim. Hadi bakalım. Bebeklerimiz kırmış olmayalım. O güzel, bu güzel. Şimdi birinci seçilmeyen belki de üzülebilir arkadaşlarım. Ne yapalım biliyor musun? 1. Atık malzemeden, oyuncak kutusundan yaptığım yağmurluk. 2. Lol bebek kumaşından yaptığım yastık ve battaniye. 3. Çoraptan yaptığım bebek tulumu. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, muhteşem güzel bir anket konusu buldum. Hepiniz işte şuradaki iyi butona tıklayın. Anketimize katılın. Oylarınızı kullanın canlarım. Yaptığım bu 3 dayı çalışması içinden en çok hangisini beğendiniz? Ben de bilmiş olayım. Hepimiz birlikte görelim canlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.